31 Ağustos 2020 Antalya Gazipaşa'dayız. Balki Tarım, evet. Balki Fidancılık. Yanımızda Mehmet Balki. Burada avokado fidan üretimi yapılan Gazipaşa Korubaşı. Doğru evet, mu? Evet, Korubaşı. Burada avokado fidanlarında bir deneme olarak rekor gübre, yaprak gübresini uyguladık. Bir 10 gün oldu. 10 gün önce sarılık vardı fidanlarda. Sarılık vardı. Onun üzerine rekor gelişimi tavsiye ettiler. Aha, yaprak gübresini. Yaprak gübresi olarak üstten attık ve 10 gün sonra atmadığımız yerle mukayese ettiğimiz zaman aradaki hı-hı, büyük farkı gördük. Şimdi burada şu 3 sıraya. 3 sıraya attık. Atıldı. Atıldı. Geri kalan hepsine atılmadı. Geri kalan yerlere atmadı. Onları da bugün attık. Bugün attık. Doğru mu? Evet. Şimdi gösterelim. Şöyle yanınızdaki fidanları da gösterelim. Tabii ki iklim bu sene biraz çok şey geçiyor. Zorlu. Zorlu sert geçiyor. Evet. Bitkilerde oluşan bazı stresler var. Şimdi burada 10 günlük süreçte şöyle gösterelim. Sürgünü hı-hı, yukarı doğru artık alabildiğine yükseliyor fidan. Şöyle göstererek evet, gidelim. Evet. Siz devam edin anlatmaya. Kameramız çeker orada. Ve bu farkı biz 10 gün sonra bahçeye gelince, hı-hı, aradaki farkı görünce haliyle diğer yerlere de atmak mecburiyetinde kaldık. Şimdi tamam, onlara da uygulama yaptık. Onlara da 10 gün sonraki. Bugün uyguladık değil mi onlara da? Bugün uyguladık. 10 gün sonra o farkı da görünce artık bundan sonra rekor gelişimi daha sık kullanacağız. Rekor gübre, yaprak gübresi ve rekor gelişim. Kullanacağız. Şimdi evet, kaç yıldır fidan üretimi yapıyoruz? 15 yıldan beri fidan üretimi yapıyoruz. Avokado ile ilgili. Yani 55 yıldan beri de seracılıkla uğraşıyoruz. 55 yıldan beri seracılıkla uğraşıyorsunuz. Evet. Şimdi fidanın 10 günlük, 10 günde gösterdiği şu atak sizce nasıl şey olarak, hız olarak? Mükemmel bir şey var burada, farklılık var ki daha evvel denediğimiz bazı üstten kullandığımız yaprak gübrelerinde bu farkı göremediğimiz için. Göremedik. Şimdi, şöyle gidelim mi Mehmet abi, evet, birazcık daha şöyle gidelim. Şu tepeleri gösterelim, hı hı, şimdi. Şu tepedeki fidan, burası fidanlık. Bu şekilde görülüyor. Şimdi avokado bitkisinden de biraz bahsedelim mi? Şu fidandan da bahsedelim mi? Şimdi yani avokadonun nedir çeşitleri içerisinde fuarte denen en çok bahçelere dikim yapılan çeşidin, hı hı, demir noksanlıktan ve hava sıcaklığından çok çabuk etkileniyor. Çabuk zararma etkileniyor, yapıyor, bitkide büyüme, sıkıntı, strese giriyor. Şimdi buraya bugün uygulandı. Evet, bugün. Şöyle. Fakat bu rekor gelişimini üstten attıktan sonra bu sıkıntıların ortadan sanki kaybolduğunu görüyoruz. Tabii, kısa bir sürede. Kısa bir sürede. Hı hı. Uzun sürede bir de tavandan rekor gelişimi uyguladığımız zaman şimdi farkı daha iyi göreceğiz. Onu da tavsiye ettik, evet, zaten. Evet. Hazırlanırken harman, hı hı, ya da üstten saksılarımıza, tüplerimize, evet, azar azar uygulayacağız. Hı hı. Şu anki görüntüye göre, gözlemlerimize göre ilk önce buraya 3 sıra uyguladık. Hı hı. Arkasından seranın tamamını yaptık. Tavsiye eder misiniz? Öncelikle gözünüzde gördüğünüz avokado. Ben şahit olarak deneme yapmadığım bir gübreyi, hı-hı, hiçbir, evet, zaman meslektaşlarıma tavsiye etmem. Yani avokado üretenler, yani bahçesinde avokado kullananların genelde domatesle, diğer sebzelerde herkesin bir uygulama yapmasını tavsiye ediyorum. Genelde bahsettiğiniz demir eksikliği vesaire sorunları bu avokadolu çok fazla. Çok fazla. Bizleri de evet, bu yönde evet, arayan çok oluyor. Evet, yani evet, yapraklar sararıyor. Evet. Aşırı sarargın vesaire. Bunların burada olmadığını zaten görüyoruz. Şöyle bir kısaca daha gösterelim. Evet. Var mı eklemek istediğiniz? Yok. Gerçekten güzel oldu bu denememiz. Hı-hı. Bundan sonraki dönemlerde, çünkü avokado fidanına çok talep var. Evet. Sağlıklı fidan yetiştirmemiz gerekiyor. Hı hı. Onun için rekor gelişimin bu üstten, tabii, uygulamadan sonra tavandan da uygulayarak gelecek olan dostlarımıza, bu işte uğraşan kişilere tavsiye ederek gelsinler, seramızda da görsünler olayı. Tabii. Olay bu kadar basit. Ne kadar sağlıklı fidan olursa evet, yerinde, evet, de, o kadar yerinde de o kadar sağlıklı gelişimine olur, devam ediyor. Çünkü son yıllarda avokadolarda ölümler var. Hı hı. 15 yaşında, 3 yaşında, evet, 20 yaşında fidanlarda ölümler var. Bunları tabii geriden olarak, gelen evet, gelişim bozuklukları, bir fidan üretimi yapılırsa ilerisi için daha bir ışık tutacak. Anladım. Biz teşekkür ederiz ben size. Ben de teşekkür ederim. Fidanlarınızı, evet, denemelerinizi gösterdiniz. Evet. Buradan avokadocu üreticileri hepsi görecekler. Görecekler. Herkese selamlarımı gönderiyorum. Tamam. Sizden de selamlarınızı, evet, iletiyoruz. Tamam. Teşekkür ederiz. Oldu. Sağ olun. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için.